Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı hıyar? Gerçi hiç saati olmadı ama en azından birine sorar. Cebinde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen senede merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıbına vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutma. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka kafadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık. Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı. Bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merhamdan ölecek. Gittim. Vurdum kafayı yattım. Rüyamda gördüm, gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza, sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur, ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağı kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdene, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzımı şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be.
karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza, bu mahallenin neyisini beğenmedin de öte yere taşındın. Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdı. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca dünyada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz. Ben de